Bu kez vizeye gidiyorum dostlar. Üçüncü vizem. Red yedik, iki red yedik. Birinci vizeden red yedim. Ve İsviçre'den. İkinci vizeden Fransa'ya gittim. Red yedim. Artık baksana da tespih mespih yani bu moda büründü. Sen bir tık daha çok çalışıyorsun. O senin üç katın para alıyor. Sen bir katı. Serkan'ım onursuz ya diyor. Bir hüsran. Red haberini alıyorsun ya. Telefonu kapatıyorsun abi. Şöyle bir... Böyle bir modum böyle bir düşüyor. Arkadan kaptan rampaya yanaş. Ve bunu bir gün demiyorsun ha. Daha dur, red haberini aldığının ilk günü bu. İlk ayı. İkinci ayı. Üçüncü ayı. Dördüncü ayı. Ya böyle bir şey düşünüyorsun diye soran dostlar olursa. Arkadaşlar ben aşık oldum. Gerçekten evet. Birikimimi yapayım. Geleyim düğünümü yapayım, evleneyim. Evet Deniz Irak. Herkese selamünaleyküm dostlar. 17 Mart'ta artık son kez vizeye gidiyorum dostlar. Üçüncü vizem İsviçre konsolosluğuna. Bakalım bu sefer red yemezsek Avrupa'ya çıkacağız. Red yersek Enko'da son günümüz diyebilirim arkadaşlar. Bu ayın sonu için ya da ayın ortaları için. O yüzden şimdiden her şeyin hayırlısı olsun diyorum. İnsan bir haddeden sonra pek de önemsemiyormuş. Ben artık o noktadayım arkadaşlar. O kafadayım. Yani çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz modundayım. Yani insan her şeyin hayırlısı demeyi öğreniyormuş dostlar. Her şeyin diyorum ki hayırlısı. Nasip de varsa Avrupa'ya çıkacağız. Avrupa'yı benim elimden de bir kere olsun, birkaç kere olsun görebileceksiniz. Ha nasip de yoksa ama yapacak bir şey yok. Benim gördüğüm gibi siz de internetten başkalarının videolarıyla ya da kendinize Allah size nasip ederse sizler kendi videolarınızı çekersiniz. Bakalım dostlar, benim için artık son demler diyorum. Son demlik diyorum. Bakalım bu demlikte çayımız tatlı olacak mı yoksa çöpe mi atacağız? Göreceğiz. Dediğim gibi dostlar her şeyin hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Deli Irak. Allah'a emanet olun. Kapatmadan şunu da söyleyeyim. Artık vizeden ikili red yediğim için içerideki yapılacak şeyleri artık size göstermekten de hani derler ya gına geldi diye. Çünkü aynı şeyler, bildiğiniz şeyler bütün Avrupa içine çıkmayan şoförlerin, içeride çalışan şoförlerin çektiği video konsept tarzı şeyler olduğu için kendimi tekrarlamak istemiyorum. Gönlüm istiyor ki Avrupa'ya çıkayım, Avrupa'dan videolar devam etsin. Bu kadar geç çıkacağımı hiç düşünmemiştim. Bu kadar geç çıkacağımı diyorum, belki gene çıkamayacağım. Ama ve lakin çıkarsam eğer Avrupa'dan devam edeceğiz videolara. Çıkamazsak elleri trakta, tırsızlıkta son demler. Evet dostlar, bugün 20 Mart. 17 Mart'ta biliyorsunuz Cuma günü evrağı vermiştik İsviçre vizesine. Yani pasaportumuzu vermiştik. Vizeye gittik, imzamızı vesaire attık. Bugün 20 Mart pazartesi günü. Cuma günü öğleden sonra verdiğimiz için büyük ihtimalle daha bugün pazartesi evrağımız anca gitmiştir. Sonuç gelmeyecek tabii ki de, gelmedi de. Salı, çarşamba, perşembe bu hafta belli olacak, birkaç gün kaldı arkadaşlar ama ciddi anlamda söylüyorum. İnanın şu koltuğa oturmak artık batıyor. Niye batıyor? Yani emeklerinizin karşısını almazsanız bir haddeden sonra böyle benim gibi patlayacak kıvama geliyorsunuz. Uzun zamandır video vesaire hiçbir şey çekmedim, çekmek istemedim. İnanın şu videoyu alıp şu telefona elime alıp şu videoyu çekmek birkaç dakikalık bir şey ama ciddi anlamda bunu bile yapmak istemiyorum. Çünkü insan ilk önce bulunduğu ortamda mutlu ve huzurlu olmalı. Bir red yedik, iki red yedik, artık iyice dallanmış bir hal içerisindeyim. Allah kimseyi yaşatmasın arkadaşlar. Bu yüzden bakalım her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Çok küçük bir video eklemek istedim buraya. Hadi bakalım. Evet Deli Irak, herkese selamın aleyküm. Bugün Ramazan'ın ilk günü arkadaşlar. Hala kardeşiniz sonuç bekliyor. 17 Mart'ta gitmiştik. Bugün 17 Mart. Cuma günü gittik vizeye. 4 gün geçti arkadaşlar. Eller hep nasıl oldu. 4 gün geçti arkadaşlar. Şimdi yana yakıla bekliyorum artık çünkü birinci vizeden red yedim. İsviçre'den. İkinci vizeden Fransa'ya gittim. Red yedim. Artık baksanıza tesbih mesbih yani bu moda büründük. Şaka diyorum, burada duruyor aylardır. İlk defa aldım elime. Yani şunu diyeceğim arkadaşlar. İlk yere red yedim. Üçüncüye gittim. Artık inanın vakit hiç geçmiyor. Tamam mı? Şu bulunduğumuz koltukta artık oturmak o kadar çok ağrıma gidiyor ki. Ya çünkü arkadaşlar inanın. Şimdi şöyle düşün. Tamam mı? Senle öteki aynı işi yapıyor. Sen
bir tık daha çok çalışıyorsun. O senin 3 katın para alıyor. Sen 1 katı. 1 katı bile değil, 1. O 3. Anladın mı? Sen 1. Şimdi bu 1. Borçlarım, harçlarım var. Tamam mı? İhtiyaçlarım var. Buna gidiyor. Onun şu burada olsam, tamam mı? Hani buradaki bir o borçlarım, harçlarım, acartıma, cürtüme gider. Bak ne kadar, 2 tane kalıyor. Hani burada kazancımın ikisi köşeye kalıyor, anladın mı? Bunlarla da ben ihtiyaçlarımı hayaliyle gideririm. Bir şeyler yapalım. Hani anlayabilmeniz için böyle yapıyorum. Matematiğim ne kadar kötü olsa da bir şeyleri izah etmeye çalışıyorum size dostlar. Neyse fazla uzatmayacağım. Şirketimizden şimdi aradılar beni. Sevdiğim Atilla abi var. İkidir bana üzüle üzüle olumsuz ret haberini veriyor. Ben de böyle açıyorum, tamam mı, telefonu böyle heyecanlı. Alo Serkan'ım, inşallah olacak falan filan, inşallah gelecek falan. Serkan'ım olumsuz ya diyor. Bir hüsran. İkincisine Serkan inşallah olacak, Allah'tan ümidini kesme falan filan. Ya Serkan'ım olumsuz ya diyor. Bir hüsran. Yani o olumsuz ret haberini alıyorsun ya. Telefonu kapatıyorsun abi. Şöyle bir böyle bir modum böyle bir düşüyor. Arkadan kaptan rampaya yanaş. İniyorsun, rampaya yanaşıyorsun. Spanzet açıyorsun, kapakları kapatıyorsun. Ne olacak diyorsun. Ve bunu bir gün demiyorsun. Ha, daha dur, ret haberini aldığın ilk günü bu. İlk ayı, ikinci ayı, üçüncü ayı, dördüncü ayı. Dördüncü ayda alıyorlar, tamam mı? Dördüncü aya geçerken. Bu psikolojiyle çalışıyorsun. Neyse ikinciyi de aldık öyle. Serkan'ım red yemişsin. Tamam abi, hayırlısı. Bugün üçüncüsü. Şimdi Atilla abim yine aradı beni. Dedi ki Serkan şirkete mail gelmiş. Bu sefer dedi inşallah hayırlısıyla çıkar diye. Yani şu anda vizede benimle birlikte birkaç kişi daha var. Ama onlardan önce giden benim. Bakalım, büyük ihtimal benim sonucum açıklanmıştır diyerekten aradı beni. Büyük ihtimal Serkan senin sonucun açıklandı, olumlu olumsuz. Hazırlıklı ol dercesine aradı. Onu bekliyoruz dostlar. Umarım bu sefer Avrupa'ya çıkarız. Sizlere güzel örnek olabilirim. Belli başlı konularda size anlatabildiğim kadar anlattım. Örnek olabildiğim kadar oldum. Destekleyebildiğim kadar destekledim. Ama Avrupa kısmı, ben çıkmadığım için o kısmı size bir türlü gösteremedim. Hep de böyle hayalim yani. Oraya bir gideyim, göreyim. Onu size göstereyim. Kendi anlatım tarzımla oraya nasıl gittiğimi size anlatayım diye. Ciddi anlamda artık bu sefer red yersem kimse bana darılmasın, kızmasın, kırılmasın arkadaşlar. Ben mesleği komple bırakacağım. Farklı bir alternatif düşündüm. Onu yapacağım. Serkan niye bunu yapıyorsun, niye böyle bir şey düşünüyorsun diye soran dostlar olursa arkadaşlar ben aşık oldum. Gerçekten evet. Böyle bir şeyi size açıklayacağımı hiç aklımın ucundan bile geçmezdi ama sizleri seviyorum. Söyleyeyim arkadaşlar, ben aşık oldum ve çok sevdiğim birisi var. Şimdi kendimi onun yerine koyuyorum. Onun ailesiyle tanışmam lazım. Onunla bir yuva kurmam lazım. Onların yanına bir tır şoför olaraktan gidemem. Aslında giderim. Gitmesinde hiç sorun değil. Ama şunu düşünün dostlar. Yani bir aileden kız alacaksınız. Onunla bir yuva kuracaksınız. Avrupa'ya gidiyorsunuz. 3 ay yoksunuz. 6 ay yoksunuz. Karadan çalıştığınızı farz edin. Evlendiniz. Bir gidiyorsun. 15 günde bir falan geliyorsun. Rahat tırda duşunu muşunu alamıyorsun. Böyle baksana, saçın sakalın birbirine girecek. Saçın sakalın birbirine girecek. Terleyeceksin. Kıyafetin pislenecek. Yeni evlisin. Gideceksin bu şekilde. Eve hanımın, eşin bekliyor seni. Böyle dört gözle, heyecanla falan. Leş gibisin. Yani ne anladım ben bu işten? Yani anlatmak istediğimi bence gayet iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum dostlar. Yani bu yüzden aklımdaki plan şu dostlar. Eğer şu anda vizeden red yersem artık ben yolumu farklı bir rotaya çevireceğim. Çevirmek zorunda olduğum için çevireceğim. Ama eğer bu yolda devam edersem, şu an vizeden onay gelirse arkadaşlar,
bir iki tur vizeye gitmek istiyorum. Yani yaklaşık bir senelik daha çalışmak istiyorum bu tır şoförlüğünde. Anılar biriktirmek istiyorum. Bu anıları sizinle paylaşmak istiyorum. Birikim yapmak istiyorum. Çünkü evlenmek için para lazım. Bu parayı sağlamam lazım. En azından bir rahat bir şekilde düğünümü yapabileyim. Anladınız mı dostlar? Hani bu yüzden bunlar için çabalıyorum. Her şeyin hayırlısı olsun. Bana seslenmiyorlarmış. Şimdi rampalarda da böyle dostlar. Şimdi bağırıyorlar oradan kaptan diye. Şimdi açıp bakmazsan şey diyor. Ya diyor kardeşim diyor, duymuyor musun diyor, oraya mı geleceğim falan filan. Hani böyle takışıyorsun, o yüzden biri kaptan deyince bak yanda iki araba daha var. Onlara sesleniyorlarmış. Neyse dostlar. Konu dışına çıkmak istemiyorum. Yani durum bundan ibaret. Deli Deli Trak sizlere bir şeyler gösterebilir. Gösteremeyebilir. Ama iyisiyle kötüsüyle ben bu mesleğe nasıl girdiğimi, bu meslekte nasıl bir yerlere geldiğimi A'dan Z'ye harfiyen anlattım sizlere. Bunu zaten bu konuşmayı videonun sonunda güzel bir şekilde toparlayacağım. Kesit kesit sonuçta açıklandıktan sonra. Dediğim gibi şu andaki aklımdakiler bunlar. Kimse bana daralıp gücenmesin dostlar. Ben elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bir yere kadar yardımcı olabildim. Bu saatten sonra benim için hayırlısıysa Avrupa'ya giderim. Dediğim gibi bir sene çalışırım. Belki iki sene de olur. Yani sonuçta bir birikim yapmam lazım. Geldiğimde rahat bir şekilde düğünümü yapıp işimi değiştirebileyim. Durum bundan ibaret dostlar. Her şeyin hayırlısı olsun. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bugün Ramazan. Ramazan'ın ilk günü. Niyetliyim. Hayırlısı neyse o olsun diyorum. Bakın inşallah Avrupa'ya çıkarım. İnşallah çıkarım. Avrupa'ya çıkayım Allah'ım diye dua etmiyorum. Vizem çıksın diye dua etmiyorum. Bugün, yarın, bu hafta elbet sonuç gelecek. Vizem çıksın diye dua etmiyorum dostlar. Hayırlısı olsun diye dua ediyorum. Eğer bu hayırsız bir şeyse, yani ben vizeye çıktıktan sonra, Avrupa'ya çıktıktan sonra başımdan kaza, bela, musibet eksik olmayacaksa, olmasın dostlar, gerçekten olmasın. O yüzden Allah hayırlısını nasip etsin. Hayırlısıysa Avrupa'ya çıkayım, paramı biriktireyim, birikimimi yapayım, geleyim düğünümü yapayım, evleneyim, güzel bir işimi değiştireyim ya da kendi işimi kurayım. Orada da yine aklımda kendime tarz bir düşünce, planlar var, onları sizinle paylaşırım. Şimdilik düşüncelerim bunlar dostlar. Dediğim gibi bugün Ramazan. Ramazan'ın ilk günü. Niyetliyim. Allah niyetlerimizi kabul etsin. Diyecek bir şeyim yok. Seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Deli Deli Trak.